demek siz o dergidensiniz. Sizin sayınız gelmişti bana. İçeriğiniz bayağı iyi. Daha çok yeniyiz tabii ki. Hedeflerimiz büyük. Hatta bir dahaki sayıda Ömer Bey'le röportaj yapmayı planlıyoruz. Yalnız biraz kendisi huysuz. Huysuzdur yani. Benim kulağıma öyle gelmişti. Hadi ya. Çok mu zor diyorsunuz? Biraz. Özgün olmak bizim için çok önemli. Kimlik sahibi olmak. Yani temiz bir imajımız var. Bunu kirletmek istemeyiz. Zaten başaramadılar. Pasiyonuz şimdi her zamankinden en revaçta. Sağ olun, sağ olun. İzin verirseniz. Ha Ömer Bey, bahar koleksiyonu ne zaman çıkacak? Biraz sabırsızsınız galiba. Görüşelim elbette, ilk fırsatta. Tabii, İzninizle. Tabii. Ömer Bey, sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Nereye gidiyorsun, nereye? Düşündün mü acaba sonunu? Görünen sen bile değilsin ki kaptırdın gidiyorsun. Bilmeden yordu bana yolunu. Aşk rengi bu, aşk rengi başka renge benzemez. Elini, ruhunu, kalbini yakar geçer. Hiç acımaz, hiç üzülmez. Bitmeyecek sandım. Ama bitti. Ne yapalım istersin? Aa, yok sen keyfine bak da benim gitmem lazım. Çok geç kaldım eve. Yapma hemen çıkabilirim. Ay yok yok. Lütfen. Bu gece senin gecen ya. Lütfen kal. Böyle bir gecede yanımda olmayacaksın peki. Yanındayım işte. Yapma böyle ne olur ya. Vallahi çok geç kaldım eve gitmem lazım. Ama söz telafi edeceğim. Bunu söylediğine pişman olma da. Bugüne kadar olmadım. Bir de şey var. Ne? Yani sen biliyorsundur tabii böyle partiye hani kimle geldiysen onunla dönmek gerekir. Yani? Ben buraya Pamir Bey'le geldim. Olmaz. Pamir'le çıkmanı istemiyorum. Ömer ben bu konuyu yanlış anladığına eminim. İşte ben de senin yanlış anladığına eminim ve hayır. Pamir'le çıkmanı istemiyorum. Şükrü bıraksın seni. Ya ama şimdi... Defne lütfen dedim. Tamam peki öyle yapalım. Şimdi senin de aklın bende kalmasın. Sen davete konsantre ol. Olur. Yapma şunu. Ne? Yapma işte şunu. Ne yapıyorum ya? Ya bak şimdi. Ne? Ya çok fenasın ya. Ne yapacağım ben böyle? Ay yok. Yok ben gidiyorum hadi. İyi eğlenceler sana. Defne neredesin? Sana bakıyorum ben de. Ben gidiyorum. Beni Şükrü abi bırakacak. Tamam ben bırakayım. Sıkıldım zaten gel. Yok yok. Şükrü abi bıraksın. Neden? Çünkü saat daha erken. Siz yapmayın. Şey yapayım ben. Gel. Ya işte Pamir Bey. Birlikte çıkmayalım. Şimdi Ömer Gür bozulmasın. Yani. Ha. Ömer'in bozulmaması noktasındayız yani. Öyle mi? Tamam Defne. Anladım ben. İyi geceler. Tamam. İyi geceler o zaman. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum yani. Doğru yaptım yani. Efendim Defne? Dayanamadığım için mi yaptım? Ama ne yapayım canım yani benimki de can. Hem doğrusu da bu değil mi? Defne gerçekten anlayamadım. Ha Şükrü abi. Hayır boş ver. Ne yapıyorsun Şükrü abi nasılsın? İyi sağ ol.
Sen de iyisin maşallah. İyiyim inşallah. Bir şey soracağım Şükrü abi. Tabii. Sen saçını boyuyor musun? Evet. Nasıl? Olmuş mu? Yakışmış mı bari? Olmuş valla. Gençleşmişsin. Hanımın küçük bir müdahalesi oldu herhalde değil mi? Evet. Hanımın ufak bir müdahalesi oldu. Tamamdır. Yemek için haberleşelim. Demek birliktesiniz artık. Öyle. Eyvallah. Tebrik ederim. Buraya kadarmış. Nasıl? Hakem madem son düdüğü çaldı, ben de tebrik ediyorum. Mutluluklar. Eyvallah. Bu mesele aramıza girdi. Bir görüşemedik adam gibi seninle. Öyle oldu. Basket oynayalım bir ara. Uyar. Tamam. Güzel davet. Sen işine bak. Ben kaçıyorum. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir şey mi oldu? Yok. Bak Ömer, senin bu soğukkanlı halin bana hiç güven vermiyor. Ne yaptı? Düello mu teklif etti? Hayır, gerek kalmadı. Hadi işimize bakalım biz. İyi, Seda Hanım'a gitti zaten. Sen ondan böyle karıncalanıyorsun? Efendim? Gel hadi gel. Senior Visconti ile konuşmamız lazım. Artık Seda ile de yarın kaynaşırsın. Ne demek kaynaşma? Onu biliyorum, ne kaynaşması ya? Tamam, tamam. Sensin karınca, o ne ya? Tamam, hadi yürü. Kalırsın işte böyle köksüz nilüfer çiçeği gibi. Ne anlamlı benzetme oldu ama. Değil mi Seda Hanım? Ne ara bu kadar küflendim ben? Nasıl da anlamıyorum adamın bende gönlü var mı yok mu? Eskiden 8000 kilometre öteden uyanırdım duruma. Nerede o okul yılları? Çıkmış. Yani şimdi ne diye aldı götürdü beni? Partilere kadar götürdü. Tamam almasını aldı da yani ne oldu şimdi? Ay yok. Kesin ben yanlış anlıyorum. Belki adam kibar biri. O yüzden geldi. Kendince jest yaptı. Kibar olmasına kibar adam tabii. Ondan öyle geleyim alayım. Arabanın kapısını açayım. Salona girerken beline dokunayım.
Ama canım şimdi insan iş arkadaşının beline dokunur mu hiç? Ben dokunuyor muyum? Asla. Biraz daha süreyim ben. Evet evet, biraz daha süreyim, iyi gelecek. Belki o da benim gibi flört etmeyi unuttu. Öylesine davet ediverdi. Öylesine dokunuverdi. Ay çıldıracağım. Ne düşündüyse düşündü, ne dediyse dedi yani. Şu haline bak. Sakin ol biraz, sakin. Sakinleş. Kuzucuğum sen, aferin sana. Uyu bakalım tatlı tatlı. Evet. De bakalım. Atladım biliyor musun halacığım? Böyle uçurumdan hop diye aşağı atladım. Sanki bulutların üstünde böyle güzel güzel tatlı tatlı salınıyorum. Hava öyle güzel ki. Sanki hiç düşmeyecekmişim gibi süzülüyorum. Gerçi yere nasıl inerim onu da bilmiyorum. Zaten kimseye de söyleyemiyorum. Sakın sen de söyleme, olur mu? Aramızda küçük bir sır olarak kalsın. Bir ben varım anlatmaya. İçimden geçeni aslında. Defoda çıkmak üzeredir. Usta nerede kaldı ya?
Fatma nerede ya? Evet, nedir? Nedir? Öyle mi? Öyle. Ne bu hal tavır? Söyle açık açık. Olur, konuşayım. Hoşlanmıyorum senden. Açık mı yeterince? Gayet. Konu Defne tabii. Konu Defne'ye yaptıkların. Konu basıp gitmen. Konu Defne'yi burada öylece bırakman. Konu onun eriyip gitmesi. Konu insanlıktan çıkması. Konu ben sana baktığımda Defne'nin o halini görüyorum. İso! Bu Defne ile bizim aramızda. Anladın mı? Sen ben ne yaşadım biliyor musun? Ha? Mesela bütün tanıdıklarının, sevdiklerinin arkandan yalan söylediğini öğrenmek. Hayatının bir anda kağıttan kuleler gibi yıkıldığını görmek. Bir fikrin var mı acaba? Ulan ben canım dediğim kadından evlendiğim gün her şey yalan itirafı duydum. Bu adama ne yaparsan biliyor musun? Yine de basıp gittin oğlum. Olay mahallini terk ettin. Defne, Defne burada öylece kaldı. Düşünmedin ya. Bu kız burada ne yapacak diye düşünmedin. Ben taşıdım lan defoyu. Gün geldi kucağımda taşıdım. Kuş kadar kaldı kız. Aşkı yüzünden. Sen can arkadaşını o halde görmek adama ne yapar biliyor musun? Bak bu bizim yolumuz. Bak bana. Bu bizim yolumuz. Anladın mı? Evet, birbirimizin hayatını mahvettik ama gün gelecek mutlu edeceğiz. İkimizin arasında kimsenin, bak iyi dinle beni ha. Hiç kimsenin yeri yok. Bunu da o kafana sok. Tamam. Giriyor musun? Git Defne. Defne. Git ya. Allah aşkına git. İçindeyim. İp gibi kaldım. İştahtan falan kesildim. Ay öbüş yüzüme bakmıyor. Kepçe de sen zaten sırtını bana döndü. Kendimden nasıl affettireceğim bilmiyorum. Ay Koreşi. Keşke hiçbir şey bilmeseydin. Bak söylemediğin için suçlu oldun. Bundan sonra sana hiçbir şey anlatmayacağım. Olmaz öyle şey tatlım. Gıybetten geri mi kalayım ha? Hayatım, bütün gündemlere hakim olmam lazım benim. Ki ona göre pozisyonumu alayım. Bütün her şeyi anlatacaksın hayatım, duydun mu? Her şeyi. Tatlım, ben seni korumak için söylüyorum. Üzülmeyesin, helak olmayasın diye. Ay Ömer'le durumunuza ben de çok üzülüyorum. Ay siz etle tırnak gibiydiniz. Ay herkes gıpta ederdi sizin ilişkinize. Bence size nazar değdi. Sence? Ay, ay sen düşünüyorsun. Üstelik yemekten başka bir şey. Ay ne pişiyor içeride. Hadi anlat. Evreka, evreka buldum Nöron, buldum. Ah neyi, neyi? Ay aklımı seveyim tatlım. Çok akıllıyım ben vallahi. Kendimi nasıl affettireceğimi buldum. Ay tatlım, bana da aktaracak mısın? Tatlım, sanatımı, yüreğimi koyacağım ortaya. Böylelikle beni affedecekler. Ay anlamadım. Ay anlatırım hayatım. Hadi gel kalk, bakmaya devam edelim. Ay bakalım canım, her şeyleri alalım. Almalara doyamayalım. Ay bakalım alalım ama tatlım dinlene dinlene. Ay bacaklarımızı yoğurmayalım. Ay bir de benim baldırlarım şahanedir ya. Kız Allah korusun şişer falan bir de. Allah korusun canım. Ay. Thank you.
Ay Nurum, çok eğlendim ben burada. Her gün gelelim, hep gelelim buraya. Ay değil mi Koriş'im? Ay yine dünyaları aldı. Aa kız, bir şey diyeceğim. Necboş Bey laf söz etmesin. Hani fazla eşya sevmiyor ya adam. Sevecek hayatım. Bir evde kadın neyi seviyorsa erkek de onu sevmek zorunda. Yoksa o evlilikte hır çıkar. Aa, ay hiç öyle düşünmemiştim ben. Sen şimdi düşün biraz. Buyurun kartınız. Kız şunu da sar hadi. Da bakıyor vestisi gibi hadi. İyice hayatım çok şık bir pakete koy. Zengin görünsün. Ay korktum. Cevdet, ne var, ne istiyorsun? Oo, hanımım, şimdi böyle mi olduk? Ne istiyorsun falan filan? Cevdet, olay çıkarma. Söyle ne istiyorsan. Ayşegül, bana artistik yapma. Alırım o havanı 2 dakikada. Tamam, söyle ne söyleyeceksen. Babanı aradım. Sinire kesti, haberin olsun. 2 güne gelmezsen o eve, saçından sürüklerim, alırım seni oradan. Ha, olmadı. Hasta ananı düşürürüm yollara. Bana değil, onlara hesap verirsin. Cevdet, niye aradın ya? Niye mi aradım? Ulan el alemin evine sığınmışsın. Ne arayan var ne soran. 2 tane ruh hastası kız bana saldırmış. Çocuğumu alıp gitmişsin. Ne içtim, ne yedim haberim bile yok. Biz niye evlendik lan? Ne halt etmeye evlendik biz? Cevdet, bırak peşimi. Ha, öyle diyorsun. Ayşegül, bak sana neler yapacağım, haberin olsun. Cevdet. Tamam, arama babamları. Annem hasta biliyorsun. Ben bu akşam Türkan ablaya açacağım konuyu. Aferin. Hadi bakalım. Sıkıldım. Amir, sen geldiğinden beri buralar çok iyi oldu. Günlerce uğraştığımız sorunları 2 saatte çözüyorsun. Bir sistem kurdun. Bak konu paraysa... Değil tabii. Parayla da çok işin olmaz senin. Senin için zevkine bakarsın. O kadar tanıdım. Pardon, Pamir Bey'in odası? Pamir Bey'in odası... şöyle gidelim. İsim neydi bu arada? Işıl. Peki ne zaman karar verirsin? Gidip gitmemeye yani. Bilmiyorum. Biraz daha düşünmem lazım. Yani bu durum beni çok fazla üzecek mi, üzmeyecek mi? Bunu bir tartmam gerekiyor. Ne güzel. Sıralamada kendini öne alabiliyorsun. Bazen bir insanın hayatını izlemek bile insanın ufkunu açabiliyor. Evet, sende buralarda biraz sıkışma var Sedacığım. Ama geçer. Yani tercihlerini net yaparsan hayatta sana aynı kararlılıkla geri dönecek. Emin olun. Evet. Pamir Bey merhaba. Ah Seda Hanım merhaba. Pamir Bey, Işıl adında bir bayan hanımefendi geldi, sizinle görüşmek istiyor. Ha, geldi. Ne işin var burada? Bu sabah geldim. Seni görmem gerekiyordu. Sedacığım, benim çıkmam lazım. Daha sonra sohbetimize devam ederiz. Tabii, olur.
Bu kim? Sevgilisi mi acaba? Ay sevgilisi ise eğer çok şanslı kadın. O gömlek değiştirme anı ardından hiç çıkmıyor. Yalnız kızım da hiç fena değil. Aa, ben kötü müyüm yani şimdi? Canım hayır, ne alakası var? Adam zevkli biri demeye çalışıyorum ben. Ne yapıyorsunuz siz burada? Yine toplanmışsınız ya. Pamir Bey'in yanındaki kadın kim? Hangi kadın? Az önce buradan geçti ya. Ha, o kadın mı? O kadın... Onu size açıklayamam kızlar. Ya Aytekin, biz sana böyle mi yapıyoruz? Hadi hadi söyle. Bak, sen de bugün dara düşersin ama. Yardım etmeyiz ona göre. Allah Allah. Çok yardımcı oluyordun, sağ ol. Sır bu sır. Ne demişler? Sırrını verme dostuna, dostun verir dostunun dostuna. Atalarımız demiş kızlar. Yapmayın. Sır bir kişinin bildiği bir şeydir kızlar. Ben size söylersem o sır olur mu ya? Rica ediyorum işiniz, gücünüz, gıybet işinize dönün. Allah Allah. Ay havalara koş. Ömer Bey odasında mı? Tamam, teşekkürler. Defne. Defne, çok büyük bir olay var. Sen nereden duydun be? Kızım, duymayan kalmadı. Şirket çalkalanıyor. Olamaz. Yok, mümkün değil. Nasıl mümkün değil ya? Bekar adam sonuçta. Hangi adam? Pamir Bey. Ay Aytekin, vallahi senin yani şu an gereksiz gündeminle hiç ilgilenmiyorum. Gereksiz mi? Defne, bana söyle bu zamana kadar Aytekin sana hangi gereksiz cümleyi konuya getirdi acaba? Allah aşkına bir tane söyle. De ki Aytekin bu konuyu getirdin ve vaktimi aldı de. Gerçekten şu an hiç ilgimi çekmiyorsun. Hadi oradan. Ayak yapma. Hiç mi merak etmiyorsun? Sorgulamıyor musun? İçin içini yemiyor mu? İtiraf et kız. İçim şişti. Şişti. İçim, içim şişti. İçim şişti, içim şişti. Sanki bir şey dedik, geldik, gördüğümüzü söyledik sana. Hiç mi merak etmiyorsun? Allah Allah. Lafını söyleyip gidiyor. Ben hep arkasına baka kalıyorum ya. Defne. Ne itibarmış arkadaş be. Ben bile beklemiyordum bu kadarını. Dünya kadar iş aldık dün partide. Çok çalışmamız lazım Sinem. Az çalışıyoruz çünkü Ömer. Yok, daha da çok. Kış sert geçecek belli. Geçsin canım, kışa hazırız. Herhalde yani. Ya sana bir şey soracağım. Söyle. Bir kadının sana olan ilgisini nasıl anlıyordun? Ne diyorsun Sinem? Hemen epey zaman uzak kaldım ya bu mevzulardan, o yüzden. Ay ben anlarım. Hemen anlarım. Şıp diye söylerim, hiç sekmez. Siz bana söyleyin kim merak ettiyseniz. Ne alaka? Niye sana söylüyorum Derya? Yani çünkü erkekler bu konularda biraz zayıftır. O açıdan diyorum. Kadın hissi başka, kadınlar sezer. Ha. O anlar diyorsun. Kim? Sana ne? Niye sana söylüyorum? Hadi canım, hadi işinin başına. Hadi çalış, kış geliyor, sert geçecek. Hadi, winter is coming. Bizim lojistik toplantısı şimdi miydi? Yok. Öğleden sonra. Ha, şey, kişisel toplantılar. Tamam. O zaman ben de gideyim çalışayım zaten. Siz de o zaman toplantıyı biraz daha kişiselleştirin. Malum, kış geliyor, sert geçecek. Sakinleştin mi biraz? İyiyim, iyiyim. Sabah ne oldu öyle? Bana niye soruyorsun Defne? Bir İso'ya sor. Sana soruyorum. Bak Ömer, beni eğer birazcık tanıdıysan İso'yla aramızdaki bağı anlarsın. Anlıyorum, anlıyorum, biliyorum. Şimdi o seninle yaşadığımız her şeye şahit olduğu için... Yani ben senin gibi değilim. Anlatıyorum, paylaşıyorum. Paylaştığım kişi de İso zaten, biliyorsun. Nereye varmaya çalışıyorsun Defne? Açık konuş. Ne yapayım yani, gidip İso'ya seni üzmeyeceğimi kanıtlayayım? Ya bu saçmalık seviyesinde miyiz? Yok canım, yani onu demek istemiyorum da. Ne o zaman? Endişe etmesi normal diyorum yani. Yükselmesi falan. Yani. Tamam neyse, ben İso'yla konuşayım. Evet.
Böyle mi gireceksin konuya? Böyle gireceğim Defne. Bana top çevirme. Gel dedin, geldik işte. Konuşalım neyse. Bak çok güzel köfte ekmek aldım. Bizim şurada bir tane yerim. Şurada çok güzel. Aa, bu peşine uzayacak belli. Ya tamam be. Tamam dur. Tamam otur konuşalım. Otursana. Biz yani Ömer'le olacak gibiyiz. Fark ettim Defne. Eskaza duyduk. Can kardeşiz ya. Ne olur öyle yapma ya. Gerçekten ben kendim bile anlamadım ki. Anlamadım yani. Böyle bir bakmışım. Kaptırmış gidiyorum. Ama sizin durumunuz yani... Ya bana ne anlatıyorsun ya? Ha? Ne anlatıyorsun bana Defne? Yok kaptırmış da yok gidiyormuş da. Git Türkan teyzeye söyle. Seviyorum Ömer'i de. Yine kuş gibi kondum omzuna de. Başıma ne gelecek umursamıyorum dedi. Git söyle. Ne iş şimdi bu böyle? Ya bırak. Bana anlamazdan gelme. Korkmasan böyle yapmazsın sen. Emin olsan gizli saklı iş çevirmezsin. Neyse ya. Mevzu senin mevzu. Hadi ben kaçar. Hani kardeşlik? Hani senin derdin benim derdimdi? Bu mu şimdi? Sen seçtin Defne. Kusura bakmayacaksın. Sen de mi buradasın? Ne oluyor sabahtan beri ya? Defne'yi de görmedim. Bir şeyler dönüyor ama anlamadım ben. Defne'nin İsmail'i var ya biliyorsun işte. Biliyorum Yasemin'in eskisi. Bu delikanlı çocuk. Onunla kapıştık da sabah. Yani sebebini de tahmin edebiliyorum da. Edersin tabii zor değil. Defne de çöpsüz üzüm değil. Yani biliyorsun ya İsmail'in hayatının bir parçası. Yani öyle de. Aman ne bileyim. Ya bir şey diyeceğim. Bu bizim sitedeki ayakkabı var ya. Böyle bir... Vesikalık gibi duruyor hepsi. Bir an önce bizim katalog çekmemiz lazım artık. Allah Ömer kimsenin çalışmasını beğenmezsen bizim bir katalogumuz olmayacak zaten. Yurt dışına mı baksak? Bir İngiliz bir çocuk vardı. Hiç fena değildi onun işleri. Ne diyorsun? Ya niye inat ediyorsun? Yani bu inat niye ya? Çağıralım Koray'ı çeksin işte mis gibi katalog. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşünceye katlanmak mı? Ay sağ olayım Katerimeciğim. Ay ne? Ay ilk oyuncu olmamışım ben. Ne yapıyoruz bunları şimdi? Ay şu bez sesini kesersen. Şurada ilham yakalamaya çalışıyorum. Ama Koray Bey siz artık pasyonla çalışmıyorsunuz ki. Höf! Dilini koparırım senin. Çalışacağım hayatım. Şimdi koleksiyona öyle bir konsept hazırlayacağım ki... Ömer tekrardan benimle çalışmak isteyecek. Ha, bu iş gizli bir iş. Anladım ben. İyi, anca anladı. Durgun zekalı. Hadi git, bir şeyler getir bana. Karnım çok aç. Beynime kan gitmiyor. Ay zaten bir ilham da gelmiyor, ben açken. Ama benim mesai saatim. Başlarım senin mesai saatine. Hayatım, şu anda dev bir yaratıma şahit oluyorsun. Bu senin için bir lütuftur. Salvador Dali'nin yanında olabilmek gibi bir şey yani. Ama o bir dahiydi Koray Bey, genius yani. Siz? Ben neyim? Bakanlık evgiri mi? Ay Allah'ım bu ne büyük acılar ya Rabbim. Ay sanatımı halka indiremiyorum bir türlü, anlamıyorlar beni. Tabii high art icra ediyorum da ondan. Tamam ne yapıyorum ben şimdi söyler misiniz? Ay ne yapıyordun? Su böreği getir bana. Hadi çabuk. Salvador Dali'ye su böreği. Bana bak. Duydum seni. Arkamdan konuşamazsın. Bana bak. Senin var ya köyüne haber salarım. Hadi. Pis cüce seni. Yumurta kokulu Zübeyir. Hadi. Yenini alayım. Ay, olmak ya da olmamak. Ay, yine gitti ezber. Ay.
yapamıyorum herhalde. Defne Hanım, kolay gelsin. Hı. Efendim? Birazdan pasyonista toplantınız var. Sizi bilgilendirmek için geldim. Ha, tamam, teşekkür ederim. Hayat bazen ne zor ya. Hayır, her şey uzayda böyle sanılmak zorunda mı? Bu sistemle, bu sıralamayla. Ay vallahi insanın bazen isyan edesi geliyor ya. Neyse Defne. Felsefeni artık akşama saklarsın. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Merhabalar. Gel Defne. Şimdi lojistiğimizi kullanmaya başladığınızdan beri bizim öngöremediğimiz yoğunluklar çıktı. Yani ilk konuştuğumuz iş hacmini aşmanız kattaki organizasyonu da bir miktar etkiledi. Dolayısıyla bir takım yenilikler yapmamız şart. Olmuyor mu? Fazla mı geliyoruz kata? İlk başta fazla geldi tabii. Karıştırdı. Problem sizin tarafta olduğu için çözümü de sizde arayacağız yani pasyonist tarafında. Önce stil vardı zaten. Pasyonist sonradan geldi tabii. Evet, öyle. Öyle oldu ama. Tamam Defne. Zorlamayalım olmuyorsa. Vazgeçelim. Yok canım. Hemen öyle şey yapmayalım, vazgeçmeyelim bence yani. Ben bunun çözülebileceğine inanıyorum. Sadece birazcık daha emek istiyor. Tabii iki tarafında biraz feragat etmesi gerekecek. Bu kadar. Şimdi şöyle. Geç lütfen, otur. Ne ikram edeyim sana? İçmeyeyim bir şey, sağ ol. Böyle mi oldu şimdi? Uzun zamandır içmiyorum. Beni daha kötü yapıyor. Hatıralar diyorsun. Neden geldin? Seni görmem lazımdı. Gerçi yüzüne bakmak da içim acıtıyor. Ben iyi olamıyorum, iyileşemiyorum. İşimi gücümü de yapamaz hale geldim. Her gün geçer diye umdum. Ama şiddetlenerek arttı içimdeki acı. Ne zor işmiş bir insanın yokluğunu kabullenmeye çalışmak. Bir sene oldu Işıl. Sen iyi misin peki? Tamam mı? Açtın mı her şeyi? Benim yaşadığım aşılacak bir şey değil. Benimki de. Neden ciddiye almıyorsun? Aşık oldum ben. Kelime anlamıyla sana oradan boş görünse de her harfin dünyalarca ağırlığı var üstünde. Aşk. Ben hayatımda bir kere böyle sevdim. Hiç bitmeyecek diye düşünürken de kaybettim. Sarsıldım. Yok oldum Pamir. Annene konuşmak istiyorum. Ona her şeyi anlatacağım. Yok. Olmaz. Anlatamazsın. Bunu daha önce de söyledim sana. Aklından çıkar bence.
Bak şöyle yapalım. Sen birkaç gün burada kal. Kafanı dinle biraz. Konuşalım. Dinleyelim. Belki sakinleşirsin. Sonrasına bakarız. Pamiriko. Neriman Hanım. Hoş geldiniz. Artık hiç bana uğramıyorsunuz. Yeğeninizi görüp gidiyorsunuz. Ay tatlım, uğrarım. Uğrarım da Pamir'imi bir göreyim. Zaten diğer yeğenimi hiç göremiyorum. Ama Pamir çıktı. Aa, nereye? Aa, Neriman Hanım, hoş geldiniz. Hı, merhaba. Sen de kimsin? Ben. Aytekin ben. Daha önce yaklaşık 14 defa tanıştık ama unutmuş olabilirsiniz. Normaldir. Pamir Bey'i arıyorsanız o az önce kız arkadaşıyla beraber dışarı kadar çıktı. Evet. Ne? Kız arkadaşı mı? O nasıl yani? Ne yani? Tabii efendim, şimdi yalnızlık Allah'a mahsus. Bir de Pamir Bey bu ara bayağı revaçta. Niye olmasın ki? Sonuçta başarılı, varlıklı, yakışıklı da. Ha, sen biraz boşboğazsın galiba. Yok, boşboğazlık demeyelim de gerçekçi diyelim. Evet, gerçekçi. Realistik. Ay sen bayağı konuşuyorsun. Özgüven tavan yani. Yok, onun şuur seviyesinde bir sorun var. Neriman Hanım, madem Pamir yok, siz gelin buyurun odamda için kahvenizi. Yok, ben içmeyeyim. Kahve bana dokunuyor. Böyle tık tık atıyor. Ay bak şu anda tık tık atıyor. Ay bu da tık tık atıyor. Ay, her yanım tık tık atıyor benim. Galiba sinirim bozuldu, kahveden bozuldu. Ben gideyim, çok işim var. Çal. Ne yedik kadın? Atıyor. Şimdi bu planı uygulayacağız. Olan değişikliklerden beni de haberdar ederseniz çok sevinirim. Çünkü başka türlü bir sistem oturtmamız mümkün değil. Anladım. Tamam, teşekkürler. Yani bence koordine bir şekilde organize olursak altından kalkabiliriz diye düşünüyorum. Aynen yani. Biraz uğraşacağız ama olduracağız bir şekilde. O zaman. Tamamdır. Ben odama geçiyorum. Olsun. Defne. İyi misin sen? İyiyim. Merak etme, çözeceğim. Senden bir şey istiyorum. Bana birazcık sarılır mısın? Eğer yani tabii içinden geliyorsa. Ayşegül bakıyor işte çocuğa. Ya İso, ayıp mı oluyor sence ya? Hani ben böyle kızı kullanıyormuşum gibi falan. Ya ben ne bileyim, ayıp oluyor mu olmuyor mu kızım? Zaten anlamıyorum ki sizin sistemden. Canım şimdi ben anne oldum ya. Hani böyle azıcık yüzsüzlük yapmaya hakkım var bence.
Yani bir şey demiyorsa olmuyordur ayıp. Ay ne güzel kafa ya. Tam erkek kafası. Düz mantık. Ayşegül nasıl? İyi mi? Yani işte. İyi gibi de ne bileyim ya. Kızcağız öyle kaldı ortada. E bu mevzu da öyle kapanmadı tabii. O da biliyor. Daha harekete geçmedi ama. Bakacağız. İso, senin neyin var? Boş ver ya. Selam. Hoş geldin. Hadi bana eyvallah. Nereye ya? Ya bu mu yani İso? Ne? Var mı başka bir şey? Bir bakarız. Konuşuruz belki bir şey. Yok Defneciğim. Hiç almayayım ben. Sen aynen devam et. İso. Ha, İso. Ne olur yapma şöyle. Ne oluyor size be? Defne. Defne. Ya Defne ya kızım bir dursana ne oluyor bir söylesene ya. Allah Allah ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım ki. Niye ekşidiniz siz şimdi? Nihan tamam. Şu anda yalnız kalmak istiyorum. Cansın be cansın. Cansın kardeşim. Hayır. İso hayır gidemezsin. Ay vallahi bence bir yere gidemiyoruz yani. Oğlum ya az önce bizi un kamyonu geçti ya. Un. Ya oğlum sollasana şu aracı solla. Sakin biraz sakin. Ömer kimseyle evlenemediği için değil. Kimseyi senin kadar sevmediği için evlenmedi bugüne kadar. Bu kadar mutluluk içinde biraz mücadeleye değer herhalde değil mi Hedef Hoca? Kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri. Yalnız aşmışız iyice, üstelik de alışmışız. Hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile. Korkular basmış dünyayı, şimdi bir semt adı vefa. Kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana. Anlaşılır gibi değiliz, tek bedende kaç kişiyiz. Hem yok eden hem de tanık, ne esaslı karmaşa. Ben sana küsüm aslında, hadi mesaj mı çeksem? Ya şu adamla sorunlarını mesajla çözme artık kaçak gibi. Böyle olur değil mi? Yani alacaksın sorumluluğu, gideceksin yüzüne yürekli yürekli söyleyeceksin. Ya öyle de adamın yüzüne yüzüne. Ya niye ben karıştım bu kadar yine ya? Müzik
esas halimi seçtiğinden beri ben o saniyede bittiğimden beri dünya bildin dünya dönüp duruyor işte uzun uzun konuşuruz bir gün son İstanbul bir ben sana kızım aslında biliyorum. Yani aslında şirket politikası olarak böyle sözleşmeye son anda madde ekleme taraftarı değiliz. Yani yaptığımız bir şey değil bu bize. Sinan'ın da söylediği gibi bu konudaki tavrımız çok net. Açıkçası pek esnek değiliz. Pardon. Neredesin? Biraz konuşsak iyi olacak. Yemekli bir toplantıdayım. Gel yanıma. Şu işi bitireyim konuşuruz ne istersen. Tamam. Şartları konuşuruz. Yani bakarız. Ben müşterik bir yerde buluşabileceğimize inanıyorum. Bence uzlaşamayacağımız bir durum yok ortada. Asıl önemli olan ortaya güzel bir şeyler koyabilmek. Tabii birlikte. Şükrü. Ben gelirim konum at. Esra al canım şu tabağı. Ya hiç mi dinlemedin öğretmenini ya? Dağlar oluşumlarına göre ikiye ayrılır. Volkanik dağlar ve orojenik dağlar. Ay hadi Esra elim asılı kaldı havada. Allah özgürlük Allah. Heykeli gibi kaldım. Tamam yanına abla alıyorum. Yiyin kızım, yiyin. Zihniniz açılır. Anneanne, sana göre de her şey zihin açıyor. Geçen gün turşuyu bile aklım açılır, beynime kan gider diye yedirmeye çalıştım bana. Öyle tabii ya. Televizyonda ne güzel anlatıyorlar neyin neye iyi geldiğini. Ben dinliyorum. Çok faydalı programlar var. Hı. Anneanne, sen böyle bütün yaz üzüm çekirdeği falan biriktirdin. Ne işe yarıyor onlar? Aman, konuşacak konu buldu. İyi. Cidden Türkan ablacığım merak ettim. Ne işe yarıyor? Cilde canım, cilde. Böyle çekirdekleri dövüyorsun, sonra balla karıştırıyorsun. Ondan sonra da her akşam böyle bir çay kaşığı yutuyorsun. Ayşegülcüm, biz ailece güzelliğimizi Türkan Hanım'ın iksirlerine borçluyuz. Lütfen. Çok güzel böyle küçük küçük kavanozlara koydum. Ama herkesinki ayrı. İstersen sana da yapayım öyle ayrı bir kavanoza. Akşam yatmadan önce yersin. Eksik olma Türkan ablacığım. Biz artık dönsek mi eve? Yani Cevdet de almıştır dersini. Laf söz olmasın. Zaten çok rahatsızlık verdik size. Ne laf söz olacak canım? Bize hiçbir ağırlığın da yok olur mu öyle şey? Gitmeyin Ayşegül abla lütfen. Sen büyüklerin sözüne karışma bakayım. Ya ne zaman büyük ne zaman küçük olduğum belli değil ya. Ragıp say bakayım Türkiye'deki volkanik dağları. Canım ne malum hatasını anladı. Ya Ayşegül emin misin? Bir sus be kızım. Allah Allah. Bir Ayşegül'ü dinleyelim bakalım o ne diyecek. Kız konuşmaya başlıyor hemen susturuyorsun. Haddimizi aşmayalım lütfen ya. Aşalım ya. Vallahi aşalım lütfen aşalım yani. Bak o kızı öyle ittirdi ya bak benim en sinir olduğum harekettir. Ki biz de boş durmadık. Bak şimdi kızım. Ha güzel kızım benim şöyle yapalım. Sen buraya çağır onu konuşalım. Ha, bizi
artık akıllandığına ikna etsin. Senin anan baban yok buralarda. Değil mi? Sana sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Yani gelsin, bizi ikna etsin, meramını anlatsın. Yani ikna olursak ne âlâ. Olamazsak artık sen de benim kızım sayılırsın. Vermem kızımı, bizimle kalırsın. Tamam Türkan ablacığım. O zaman ben Cevdet'e mesaj atarım. Yarın sizin için de uygun bir zamanda gelir konuşursunuz. Tamam, senin için hangisi uygunsa olur. Oh, ev ahalisi tezgah kurmuş. Defne, gelsene. Var ya bak otomatik pilota bağladım şu anda. Sana da şahane bir tabak hazırlarım. Hatta istersen ballı cevizli hazırlarım. Oh, vallahi kaçırılmayacak teklif de. Benim işim var, çıkıyorum. Kızım bu saatte nereye? Vallahi karanlık işler anneanneciğim ya. Organ çalmaya gideceğiz arkadaşlarla. Olmadı böyle ototeyip, cant falan yani öyle takılacağız. İyi aman be. Üf, geçin siz dalganızı. İyi hadi kaçtım ben. Bye. Evde pek bir şey yok. Bir o tarafını eksik bıraktın. Oysa ki gerçek bir Don Juan'ın güzel yemek yapması da gerekir. İyi yemekten anlarım canım. İstanbul'da keşfettim sayılır. Hadi dışarı. İyi olur aslında. Hemen mi çıkalım? Hemen çıkabiliriz. Boğaz'da bir yere götür beni o zaman. Çok özledim. Olur. Tabii ya. Nero'cum, buyurmaz mısın? Buyururum. Ona ne şu? Tanıştırayım. Neriman, teyzem. Işıl, Londra'dan arkadaşım. Hoş geldiniz. Hoş bulmadım canım. Sen neden hoş geldin? Anlamadım. Londra'dan neden geldin diyorum. İşin gücün yok mu senin canım? Biliyor mu? Hayır bilmiyor ama ihtimal başka bir şey koymuş kafasında. Neriman Hanım. Nöro de canım bana. Beni tanıyanlar nöro derler. Hani şu nöron var ya, hani muhteşem nöron. Oradan aklına gelsin. Nöro Hanım. Nöro Hanım ne ya? Hanımefendiliğimin nişanesi canım. Nöro Hanım, benim burada birkaç gün işim vardı. Hem bir de sağ olsun misafir etmeyi teklif etti. Tamam, bitti işin artık. Gidebilirsin canım. Evet, çünkü Pamir'in de çok önemli işleri var. Hem de çok önemli. Değil mi Pamiriko? Acıktım ben. Hadi. Nereye? Işıl sen geç arabaya. Geliyorum ben. Ne var Nero? Hayatım, hoş mu? Evde hanım arkadaş ağırlamalar falan. Ay ya bir duyan olursa? Olsun. Ay olmasın. Ay hele Defne hiç duymasın. Ay yoksa duydu mu? Ay biliyor mu? Oralarda biraz karıştım ben Nero. Karışma tatlım. Çözeriz. Aa o kadar oyun kurduk, büyük prodüksiyonlar yaptık. Seni nerelerden getirttim? Beni bir yerden getirttiğin falan yok. Ben zaten buradaydım. Ah işte ben de onu diyorum ya hayatım. Sen kendin Defne'yi gördün, beğendin ki kaldın. Yani kim sana bugüne kadar zorla bir şey yaptırabilmiş ha? Tamam Nero, ben bakacağım o meseleye. Nereden bakacağım? Yakından bak. İstersen gel birlikte bakalım. Bana bak, çok büyük bir servet söz konusu. Pamiriko, iplikçi serveti söz konusu. Ay nereye? Ay nereye? Ay gitti. Ay yok, ben bu çocuğu tutamıyorum. Ay bu Defne gibi değil ki. Ele avuca sığmıyor. Ay manipüle de edemiyorum. Ay beceriksiz miyim ben? Çaptan mı düştüm? Ay oyun elimde mi patlayacak? Ay. Niye böyle paspal paspal giyindim ama? Olmadı acaba? Aman neyse. Merhaba. Defne gel. Merhabalar. Lütfen. Beyler, Defne Hanım, lojistik müdürümüz aynı zamanda kız arkadaşım. İyi akşamlar herkese. Memnun oldum Defne Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sinan Bey. Tebrik söylüyorum, seversin. Yok hiç gerek yok aslında.
Tabii. Burak Bey, bu arada şu konuyu hızlıca bir özet geçersek Defne Hanım'a. Kendisinin hızlı bir çözüm zekası vardır. Tabii, anlatayım. Şimdi Defne Hanım, biz sözleşmeye şöyle bir madde eklemek istiyoruz. Bağlı. Yani marka değeri olarak düşünürseniz sözleşmenin şu haliyle hiçbir kaybınız yok. Tam tersi, uzun vadede markanıza yatırım yapmış oluyorsunuz. Aslında biz de tam olarak bunu konuşuyorduk. Yani yapacağınız masrafa harcamaya değer. Katılıyorum. Mesela pasyonistle anılsanız, yani spot reklamlardan kazanamayacağınız bir bilinirlik sağlarsınız. Şöyle basit bir hesapla onda biri kadar bir maliyetle. Aynen. Ki 2017 için ayırdığınız reklam bütçesini de az çok biliyoruz. Yanlış haber almış olabilirsiniz. Şu durumda yüksek bir bütçe ayırmıyoruz zaten. Kısacası bu model pek işimize gelmiyor. Ek maddelerle düzenlemek şart. Hani böyle ilerleyecek olursak. Bir şey sorabilir miyim? Kravatınızı nereden aldınız acaba? Ben mi? Hı. Yani böyle bir tasarım gibi duruyor. Yani tasarım herhalde değil mi? Çünkü ben daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Evet, tasarım. Fark ettiniz de mi? Aa, fark edilmeyecek gibi mi canım? O kadar güzel ki yani. Lütfen adını alabilir miyim tasarımcının? Yani kim yaptıysa aynısından ben de istiyorum. Ne diyorsun Ömer? Sana da yaptıralım diyor. Tabii tabii, muhakkak. Kadın gözü hemen fark etti. Burak, ben de istiyorum aynısından. İyiymiş ya. Evet, ne diyoruz? Bakın beyler, ne diyeceğim. Bence şöyle yapalım. O zaman hayırlı olsun. Birlikte harikalar yaratacağımıza eminim. Umarım. Defne Hanım, sizi tanımak büyük zevkti. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Ha, bu arada kravatınızı unutmadım. Bana bir mail atarsanız. Tabii, mutlaka atarım. Defne Hanım, ara ara sizi tekrar ziyaret edebiliriz fikir almak için. Umarım bir sakıncası yoktur. Rica ederim, ne sakıncası olacak yani? İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Senden korkulur ya. Sen de acayipsin. Ne yaptın sen öyle? Ne yaptım ya? Bir şey yapmadım. Öyle. Hadi geçelim mi? Hadi. Aa, Defne, sen ne konuşacaktın benim? Bir dakika. O zaman ben kalkayım. Aa, hayır hayır Sinan Bey, lütfen gitmeyin yani. Öyle bir, özel bir şey değil zaten. Ne, oturun ne olur. Ben çok üzgünüm. Sizin İso'yla bu durumunuz beni gerçekten mahvetti. Düşünüyorum, çözüm bulamıyorum da. Sıkıştım kaldım yani, aranızda kaldım. Kime hak vereceğimi şaşırdım. Sana gelemiyorum. İso'ya bir adım atamıyorum. Arada kaldım, sıkıştım kaldım yani. Bilmiyorum ne yapacağımı. Biliyorsan sen söyle, ne yapayım ben? Konuşmuyor musunuz? Yani. Seninle bir tuhafız. İso'yla zaten. Gerçekten bu aralar hayat çok zor. Tamam, peki. Tamam. Neye tamam? Yani gideceğim, konuşacağım İso'yla. Bu kadar mutsuz olman iyi değil. Eğer seni bu rahatlatacaksa... uzatmayacağım Defne. Hallederim ben. Ciddi mi? Hadi canım. Evet, gideceğim, konuşacağım. Ben de, merak etme.
Ömer sen gerçekten bir tanesin. Gerçekten çok teşekkür ederim. O zaman bir şey, ben lavaboya gideyim. Ondan sonra da artık yavaş yavaş giderim zaten. Ömer sen emin misin? Neden? Yani bu pek senin huyun değildir ya, böyle geri adım atmak. Ya ben hayatım boyunca bununla uğraştım biliyorsun. Altını çiziyorum hayatım boyunca. Büyüdük artık Sinan. Artık o eskiden hakemin kafasına basket topu atan adam değilim ben. Tam da olsun. Tam da onun adamların önünde bana attığı mesaja bak. Bunlarla mı uğraşacağız? Alternatifler arasak ya. Bu ne ya? Uzlaşımcı olacağım diyorum Sinan. Tamam uzatma. İyi hadi bakalım. Baksana. Su gibi. Onun için değer. Evet. Sohbetinize doyum olmaz ama artık ben yavaş yavaş gideyim. Ve biz de artık kalkalım bence. Ben... Hadi. Teşhan şuna gideyim. Belki seni de bırakırız. Bana bırakırız belki. Beni sana bırakırız. Evet yani. Severiz seni. Koklarız. Hiçbir şey umurunda değil değil mi? İnsanlar, dünya. Senden başka hiçbir şey umurumda değil. Ama madem o da senin parçan, halledeceğim ben bir şekilde konuşacağım. Merak etme. Tamam mı artık? Hadi seni de evine bırakalım. Ama şimdi... Tamam. Sokağa girmeyeceğiz. Merak etme. Hadi. Ömer, hoş geldin oğlum. Girebilir miyim? Doğrusu dönmeni hiç beklemiyordum Ömer. Duyunca çok sevindim. Onca zaman sonra aramız biraz ısınmışken o kadar uzaklarda olmanı istemem. Ben bütün bu olanlara çok üzüldüm. Defne'ye, sana. Keşke haberim olsaydı. Keşke bilseydim de müdahale etseydim. Tamam. Ben Ömer'i evlendirince köşk sizin dedim ama... ne bileyim böyle kirli dolaplar çevireceklerini. Çok kızdım. Yengene, amcana. Ama işte yemişler bir alt. Yapacak bir şey yok. Siz hala konuşmuyorsunuz değil mi? Konuşmuyoruz. Sen gidince ben bazı kararlar almak zorunda kaldım. Mirasla ilgili. Ömer, ben mirasımı Defne'ye bıraktım. Kızı o kadar mağdur ettik ki bari bir yerden telafi etmeye çalışalım dedim. Defne'nin haberi var mı bundan? Hayır, yok. Ama şimdi sen geldiğine göre sana da sormam lazım. Sonuçta bu mirasta senin de hakkın var. Benim bu konuda tavrım belli. Hiçbir şey istemiyorum. Biliyorum, istemezsin. Ben yine de haberin olsun dedim. Eğer dersen ki... Demiyorum bir şey. Beni ilgilendirmiyor, paraymış, mirasmış. Hiç ilgi alanım değil yani. Para senin paran, senin tasarrufun. Canın ne isterse onu yap. Sen nasılsın peki? Hı? Yani bütün bu olanlardan sonra. Hı? Defne nasıl? Boş ver. Boş ver, hiç konuşmayalım daha iyi. Nasıl istersen. Biliyorum. Bir anlamı yok bu söylediğimin ama söylemeden de edemem. Bir ihtiyacın olursa ömrüm yettiğince yanındayım. Dikkat et kendine. Thank you.
Hah. Ben de çayı demleyeyim. Ben demlerim Türkan ablacığım. Yanına da yiyecek bir şeyler aldım. O senin sevdiğin bisküvilerden. Aa, canım ya. Ay bak ben duygulanırım şimdi. Geçen gün söylemiştin ya. Aklımda kalmış. Bakkala gidince alayım dedim. Ay sağ ol kızım. Bir tanesin sen. Hanım kızım benim. Yahu. Adam hepimizin gözü önünde karısını dövmeye kalkmış. Bir de ikram yapacağız manyağı. Yahan. Bu sefer sen bu işe karışmıyorsun tamam mı? Aman tamam. Ne haliniz varsa görün ha. Keşke Defne olsaydı. Sahi ya. O nerede? Ne bileyim uzadı gitti. Yine gelirsiniz merak etme. Tek dönük dağları say bakayım. Arı, Sübhan, Nemrut. Hah geldi. Ben de öyle olsun istemezdim. Hani büyüklerimizden öyle görmüşüz. Öyle yapıyoruz icabında. Özür kabahatinden beter. Şimdi Türkan Hanım abla, teyzeciğim. Bizim oralarda Ayşegül bilir. Erkek bir şey istedi mi ya kadın itirazsız yapar. Ben de hani o gün yürümediler. Yürüyün dedim. Ters bir hanıma denk geldi. Hani insanlık hali. Kızlarda durumu öyle görünce olay büyüdü. Oğlum, doğru mu bu yaptın? Değil, değil, değil. Kesinlikle yanlış. Yani ben bir halt ettim o gün. Cezamı da aldım. Yani büyüklerimizden öyle görmüşüz. Ama ben sizin sayenizde Türkan abla, teyzeciğim. Ya yani ben kabahatimi anladım. Allah sizden de razı olsun. Aileme sahip çıktınız. Evinizi açtınız. Ya ben pişmanım. Yani kaç gündür evde yalnızım. Çok düşündüm. Hani bir garip oldum anladın mı? Ayşegül yok. Ragıp yok. Duvarlar üstüme üstüme geldi. Bunaldım. Evladımı özledim. Yani çok kıymetliymiş insanın çoluğu çocuğu. Ya ben hatamı anladım Türkan abla. Teyzeciğim, hanım teyzem. Madem hatanı anladın, bir daha olmaz diyorsun. Yani bak şimdi, Ayşegül bizim kızımız. Yani onu sahipsiz sanma. Yani biz böyle bir aileyiz. Tamam, hadi soralım bakalım eşine rızası var mı diye. Cevdet kocamdır Türkan abla. Benim rızam var. Ama kocam demekle olmuyor değil mi? İnsan eşine kıymet verecek. İnsan olacak. Seninle de evli olmak ayrı bir meziyet tabii. Bak ya hala konuşuyor. Sen aynısını bir daha yap. Esas o zaman görürsün ne oluyor. Nihan, Nihan. Dur güzelim dur. Şimdi iki evliliği karşılaştırıp ortamı böyle gündüz kuşağına çevirmeyelim. Cevdet bak. Bizim neye tepki koyduğumuz, neye kızdığımız belli. Anladın mı? Eğer o hata bir daha olursa Ayşegül bizim kardeşimiz bilesin. Değil mi Ayşegül? Hı hı. Sen de şimdi bize o hata bir daha olmayacak diyorsun. Kesinlikle. Hı. Ayşegül senin de eve dönmeye gönlün var. Var. Anneanne bir şey diyecek misin? Ben söyleyeceğimi söyledim yavrum. Oldu o zaman. Ragıp, karıcığım biz müsaadenizi isteyelim. Sağ olun. Gel. Buyur karıcığım. Al bakalım, hak ettim bunu. Teşekkürler. Hadi çocuğum. Merhametli yavrum benim. Biz böyle vicdan sahibi çocuklar yetiştirelim.
Sonra elin adamı gelsin boğazına çöksün. Nihan sakinleş artık ya. İyi ki Defne yok ha. Allah'tan. Tıpış tıpış gelirsin işte Ayşegül. Dur anneciğim. Anne, yiyebilir miyim? Ye yavrum. Oo, iki günde analı oğlu olmuşsunuz ha. Vallahi bravo. Ragıp, bize sormak yok mu lan? Şişt. Oğlum bana da sorsana. Ver bakayım acık. Aferin. İyi oldu lan geldiğin. Vallahi sıkılmıştım böyle dağınık yaşamaktan. İyi topluyorum işte. Topla topla. Ulan ne sevinim varmış. İki günde hayatımı attılar. Ama ne oldu? Aldım karımı çocuğumu onların elinden. Ayşegül, dönüp dolaşıp geleceğin yer Kürtçü dükkanı. Hele o kızları edepsiz, medeniyet görmemişler. Ulan var ya ben onlara haddini bildirdim de dua etsinler iyi günüme denk geldi. Ama var ya bir daha yapsınlar Allah yarattı demem bu sefer girişirim Ayşegül. Duydun mu? Duydum. Duy, topla da. Bir daha da öyle Türkan ablalara falan sığınmak yok. Kim lan onlar? Ha? Geçmişler karşıma böyle kurum kurum. Ayşegül bizim kardeşimiz, ailemiz. Ayşegül, senin ailen beni tanır. Anladın mı? Anladım. Anla, anla. Ben gidiyorum. Akşama böyle bir güzel bir sofra kur. Kaç gündür açım ya. Ha? Tamam. Tamam. Tamam, hadi. Onları da al. Selam evlat. Eyvallah usta. Buyur. İso. Ömer iyi çocuktur. Adaletlidir. Senin gibi aynı. Tamam anladım. Karışmıyorum ben. Tamam. Lara'cığım, mayonu çantana koy tatlım. Boneni, havlunu, havuz gözlüğünü unutma. Anne, bonem kayıp. Nasıl kayıp? Oradadır kızım, iyi bak. Şuraya bakayım. Terlikler de buradaymış. Yeni bir bonenin yolu yapılıyor galiba. Hem de bu acelede. Pembe ve üstü çiçekli bone güzel olmaz mı? Defne Sun'un öyle bir bonesi var. Tamam, şimdilik bunu takalım. Ben sonra derste Defne Sun'un bonesine bakayım. Alabileceğimiz bir şeyse alalım, tamam mı? Değilse? Değilse de almayız. Bu da bizim için çok büyük problem olmaz. Değil mi? Evet, tabii.
Bence alabiliriz. O kadar pahalı bir şey değildir bence. Hadi kızım şunları sen çantana koy. Acele et, geç kalıyoruz hadi. Koş. Efendim Aytekin. Cumartesi bugün, ne oldu? Ama Seda Hanım, bugün çalışacaktık. Şirketin yarısı burada. Ne çalışacaktık? Ben Lara'yı biliyorsun, kursa götürüyorum. Ondan sonra da öğlen evden çalışacağım. Ama Yasemin Hanım? Ne? Hangi Yasemin? Yasemin Kayalar mı? Evet. Bir saate toplantı var. Siz demiştiniz toplantı ayarlayın diye, ben de tez zamanda ayarladım. Seda Hanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Tamam, bir şeyim yok. Ne diyorduk? Ne diyor? Buenos dias, Sinan Vagono. Aa, Sinan Bey, merhaba. Günaydın. Sinan Bey mi orada? Evet. Yasemin Kayalar da geliyor. Evet. Anne, yüzme dersine geç kalıyorum. Biliyorum kızım, tamam geliyorum. Tamam Aytekin, ben yetişmeye çalışacağım. Ay ben ne giyeceğim şimdi ya? Kadın da eski mankenmiş, bendeki de şans. Anne ne yapıyorsun? Geç kalacağız. Üstümü değiştireceğim ben kızım. Güzeldi üstündekiler. Ben kurstan sonra işe gideceğim ya, iş kıyafeti farklı olur. Böyle git, çok güzelsin. Yok, değilim. Yeterince güzel değilim. Ay siyah mı giysem? Dur ben siyah giyeyim. Yok yok. Direkt sıkıcı olan olurum. Öyle daha ağır gözükürüm. Kadın şimdi Allah bilir. Öyle mi olur? Ha, şirkette misin? Evet, şirketteyim. Tamam, ben bugün gelmeyeceğim. Niye, ne oldu? İşim var, işim Sinan. Ne işi ya? Ya dün konuştuk ya. Ha, anladım, bir söyle konuşacaksın. Evet kardeşim, güzel güzel halledeceğim, merak etme. Ömer, sakin. Sakinim Sinan, sakinim. Hadi görüşürüz. İyi, tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Çekirdek. Evet canlar. Bir hikayenin daha böylece sonuna geldik. Bakalım. Ne hikayesi? Canım işte Ayşegül. O pis Cevdet geldi, aldı kızı gitti, eve döndüler. Öyle mi oldu? Hı. İso ya, ben sana şey soracağım. Ya siz Defne ile niye öyle oldunuz abi? Aa. Bayağı muhatap alınmıyorum ha. Hiç ilgi göremedim. Ne yapayım ben? Gideyim mi? Ha bayağı gideyim. İyi. Oldu. Çekirdeği bırakayım mı? Bırakmayayım. Oldu. Kaçtım. Kolay gelsin. Sağ ol, kolay gelsin yavrum. Biraz karıştın galiba evlata. Karıştım usta. Vallahi öyle bir kör düğüm oldum ki. Her yerden ayrı halat. Anlamadım bu işi ya. Vallahi. Bak, benim bir dostum var. Genç, böyle çelik gibi.
Benden 30 yaş küçük ama işte gün gelir ben ondan hep fikir alırım. Onun bir sözü var. Der ki, eğer sen dümdüz olursan yolun da dümdüz olur. Eyvallah. Ben vallahi elimden geldiğince düz olmaya çalışıyorum. Yani olabildiğince doğru bildiğimi yapıyorum ama. Eyvallah Suçuk. Ha? Defne? Kızım ya sen neredesin ya? Buradayım ben, ne oluyor? Olay finaline bağlandı, ortada yoksun yavrum. Ne olayı, hangi olay? Ayşegül evine döndü. Yapma be. Nasıl, iyi mi bari? İşte. İşte anlatacağım sana. Neyse sen şimdi bugün evdesin ya, ne yapalım bugün? Yürü gidiyoruz, işimiz var. Ömer buraya geliyor. Ne? Nereye geliyor? Niye geliyor? Ya anlatsana. Ya işte buraya, Sadri Usta'nın dükkanına geliyor. Ay canım. Kalıba mı geliyor? He, kalıba geliyor. Ay işler karışık, ben sana sonra anlatacağım. Söyle, konuşmaya geliyor. Neden? Ay bırak şimdi nedenini. Gidip bizim orada gözetlememiz lazım. Hayır, olur da bir aksilik bir şey çıkarsa ilk yardım olarak bizim müdahale etmemiz gerekebilir. Ha. Tamam canım. Aybediyorum. Gözetleriz. Ben zaten böyle bir magazini kaçırmam değil mi? Yaz İso'nun sineği üstünde bugün, onu da söyleyeyim. Hadi be. Hı. Bir garip garip böyle bir ters ters haller. Siz de kapışmışsınız zaten. Bak hala anlatmadın onu. Hala bekliyorum anlat diye. Ay stresten zaten öleceğim. Hadi yürü Allah aşkına. Ama iyi tamam ya. Hadi yürü gidelim. Tamam. Tamam dur. Ya. Sinan Bey, şu dosyayı bir de bunu imzalayabilir misiniz? Tamam, imzalayayım var. Ben yalnız bayağı anlarım bu işlerden. Anlamadım. Diyorum ki ciddiyim. Eğer bana kim olduğunu gösterirseniz ben anlarım. Size karşı boş mu, dolu mu, ne kadar boş, ne kadar dolu, hatta yüzdesine kadar veririm tasdikli. Tamam Derya, neyse. Hı. Tabii siz biraz gerginsiniz hani Yasemin Hanım'ın gelişi falan. Ne? Yasemin Hanım alt kata toplantıya geliyor ya. Yok canım. Hiç ben şey yapmadım onu. Yani bir önemi yok benim için. Onun için yani... Şimdi mi geliyor? Ha, birazdan geliyormuş. Hadi ya. Aç mısın? Efendim? Gel seni ben sushi yemeye çıkarayım. Ha? Bak biz ya, çok iyi çalışıyorsun biliyor musun? Ömer'le de konuşuyoruz bunu. Gerçekten çok beğeniyoruz ya. Çok güzel çalışıyorsun. Gel sana ben bir yemek ısmarlayayım. Ay gerçekten mi? Ha? Ay çok mersi. Şimdi mi? Evet. Ben mi? Evet. Ay ben sushi'yi çok severim. Ne güzel. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Hayır abi şimdi göremem. Yok şimdi göremem yani. Yok görmeyeyim yani. Daha zamanı değil. Daha o zaman gelmedi ya. Sinan Bey. 2 dakika makyaj yapayım. Yap be. Ben niye bununla çıkıyorum ki yemeğe? Ben... Ya toplantım var de çık tek başına, ne olacak, sen salak mısın? Neyse. Laracığım, bugün biraz hızlıca yüzelim, tamam mı? Ama neden? Erken gidelim bugün. Bana almaya mı gideceğiz? Ona da sonra bakalım, olur mu tatlım? Artık havalar soğudu ya. Havuzda daha kısa kalsan daha iyi olur. Alır. Hadi. Ne zaman gelir ya? Vallahi bilmiyorum, birazdan gelmesi lazım. Neyse ki Sadun Usta içeride. Bir şey olursa o bunlara müdahale eder. Sonuçta ikisini de saydığı adam. Defne geldi. Ay! Ay kalbim duracak benim ya. Hayırlı işler usta. Eyvallah. Sağ ol yavrum. Ben bir Serdar'a kadar gireyim, geleyim. Kalsaydın usta. Yok. Siz aranızda halledersiniz. Aa!
Sen niye çıkıyorsun? Çıkma, çıkma. Eyvah. Kız bunlar şimdi böyle kafa göz birbirlerine girerse? Yok be. Sonuçta medeni insanlar yani. Yani. Herkes bizim gibi değil, değil mi? Yani. İnşallah. Geçen gün çok ters ayaktan başladık muhabbete. Bir geleyim de adam akıllı konuşalım dedim. Eyvallah. Çay. Olur. Çalışıyoruz malum. Tabii. Böyle gidip geri gelince kolay olmuyordur toparlamak. Yok yani aslında daha iyi bile oldu hatta yani. Ha eyvallah. Daha iyi oldu diyorsun yani. Böyle gitmek falan. Öyle olması gerekiyormuş diyorum. Vallahi ne güzel hayat ya. Mis. İşine geldi mi bas tuşa dursun. Ha tamam mısın? Dön tekrar başlasın. Ama bu sırada kimlere ne olmuş, dünya kaç defa dönmüş? Bunlar mesele mi Ömer ya? Yok İso yok, o senin tarafından görünen. Ben hiçbir şey mesele etmiyorum sanıyorsun sen. Buradan öyle gözüküyor. Ediyorum İso, ediyorum. Hatta fazla mesele ettiğimden olacak, bazen bir durmak gerekiyor. Ben gitmedim. Ben sürüldüm. Hayat sürdü beni. Şimdi yeniden... Ya ben ne anlatıyorum ya? Tabii canım, sen kime anlatıyorsun ki? Ha? Benim ne haddime zaten ya? Ya senin anlaşılsın falan yok. Takmışsın at gözlüğünü, geçmişsin arızaya. Olmayacak belli. Niyet yok çünkü. İşte aynen öyle. Aynısı iştir kişine lafa bakmam ben. Ben gördüm, yaşadım Ömer. Daha ne konuşuyoruz biz ya? Ne oluyor içeride ya? Canım ne bileyim. Öyle iki medeni insan olarak muhabbet ediyorlardır, çay içiyorlardır falan. Öyledir değil mi? Kız ben buradan hiçbir şey göremiyorum ya. Evet. Çünkü yanlış noktada duruyoruz şu an. Gözükmüyor hiçbir şey. Yaklaşalım biraz. Olur. Gel şu köşeye doğru gidelim. Kızlar. Ay Sadri Usta, sen içeriden niye çıktın ya? Ya bir şey olursa, ya kavga ederlerse? Ne kavga ederlerse, edecekler bardan belki. Kızım Allah Allah. Hadi bakalım, siz de burada durmayın, bakmayın. Hadi bakayım. Ama şey, bizim içeride olup engel olmamız falan gerekmiyor mu yani? Sonuçta amaç barıştırmak ya. Barıştırmak diye bir şey yoktur ki yavrum. Yani iki insan barışacaksa barışırlar. Bizim orada olmamız sadece olayı bastırır. Bırakın kendi aralarında konuşsunlar, hesaplarını görsünler bir adam. Yani sen ben biz oradayız diye susmasınlar ki çözüm kalıcı olsun, değil mi? Ya inşallah çözüm olur yani, düşmanlık kalıcı olmasın da. Olmaz yavrum, olmaz. İki doğru insandan bir yanlış çıkmaz, merak etmeyiz. Eninde sonunda bulurlar ortayı. Hadi bakalım. Ya ama Sadri Usta. Hadi bakayım. Bir saniye şurada. Hadi yavrum. Ya oldu o zaman. Sevmiyorum abi seni. Sevemiyorum. Yüreğim kaldırmıyor. Sen beni içine sindiremiyorsan yapacak bir şey yok. İkna etmenin yolları da bende bir yere kadar ve artık gerçekten buramda, anladın mı? Bak hakikaten buramda. Bak işine gücüne. Bak tutmayayım ben seni. Bence de. Tutma. Sadri Usta da yani. Ne yapalım kızım, gidin bekleyin dedi, bekliyoruz işte. Meraktan öleceğim ama ben. Hadi gel gidip bakalım ya. Kız belki anlaşmışlardır. Böyle birlikte güle oynaya çekirdek çitliyorlardır, çay içiyorlardır. Ay tamam, Ömer çitlemiyordur çekirdek, çay içiyordur o. Hadi gidelim. Gidelim mi ya? Gidelim. Vallahi gidelim ya. Thank you.
Harika tatlım, harika. Tatlım biraz bacağını kaldır şöyle iyice. Ha, şöyle dur. Diğer bacağını kaldır, ha? Ay, işte bu. Ben Koray Sargın. İşte konsept, işte yaratıcılık. Ay, Ömürsek Hepçe bayılacak, bayılacak. Koray, ver bakayım, ver. Oy. Seninle yolları ayırmakla hata ettim bence. Bir şey itiraf edeyim. Seni çok özledim Koriş. Ha? Ay. Koriş mi? Evet, yanlış duymadın. Koriş dedim. Yıllardır içimdeydi ama bu şelalesi tavrımı bozulmak için bir şey diyemedim. Gel kardeşim, bir sarılalım. Bir gel kardeşim ya, bir gel ya, bir gel. Artık seni Kepçe'den daha da fazla seviyorum. Hatta istersen sana Signor İpikçi olarak birkaç İtalyanca bir şey söyleyebilirim ha. Mesela... Come stai, amico mio? Koriş, ne yapıyorsun? Hadi dondum burada. Aman, iyi tamam be. Bu da kansız mıdır nedir? Git üzüm falan ye, hadi. İki fantezi yapacağız, izin bile vermiyor. İyi çirkin sıska. Ay, çok güzel bir konsept olacak, çok çok. Aytekin, geldi mi Yasemin Hanım? Tamam, oyalasan geleceğim ben. Geliyorum, geliyorum, buradayım. Sihan Bey'le görüştü mü? Peki Yasemin Hanım, yani yukarı çıkayım falan dedi mi? Bilmiyorsun, anladım. Tamam, sen biraz ilgilen Yasemin Hanım'la. Ne bileyim, işte özenli davran, rahat ettir. Bilmiyorum, yap bir şeyler işte. Tamam, geleceğim ben, arayacağım. Hayır, ne bu telaş, anlamadım ki. Yani özenli davranmak için daha ne yapacağım? Çayını ikram ediyorum, kahvesini ikram ediyorum. Allah Allah, çıkıp masaya göbek mi atacağım? Zaten cumartesi çalışıyorum, bütün emeğimi buraya vermişim. Ne bir kız arkadaşım var, ne bir özel hayatım var. Vallahi bu şirket ben olmasam batar ha. Neyse Aytekin, tamam. Tamam, panik yapma, sinirlenme. Gideyim ben şimdi şu özel misafirimle özel ilgileneyim bakalım neymiş. Kim bu ya? Hmm.
Nasıl? Beğendin mi? Gir içeri, kolay konuşalım. Bu kataloğu ben senin için hazırladım. Böyle içine kaybettiğimiz dostluğumuzu koydum. Ay, belki beraber yeniden buluruz diye. Ay, çok pişmanım Ömüş. Ne olur barışalım. Böylesi bana hiç iyi gelmiyor. Koray bak. Hayatım biliyorum. Çok fena şeyler yaptık. Hatamı anladım. Tatlım, ben seni bilerek isteyerek üzer miyim? Kimseciklerin seni üzmesine izin verir miyim sanıyorsun? Son bir şans Ömer. Ay hayatım, dostluğumuz için bak söz veriyorum. Bu sefer hor kullanmayacağım. Hatta böyle pamuklara falan saracağım. Hayatım ne olur affet beni. Ya bu da benim ikinci şansım olsun. İnanmalı mıyız ikinci şanslara? Ay elbette hayatım, niye inanmayalım? Ay çok daha iyi olabiliriz. Yeniden çok güçlü olarak. Olmaz mı? Olsun. Tamam. Ha? Ay ne? Yani madem geçmişi deşince elimize hiçbir şey geçmiyor. Orada takılıp kalıyoruz. Geçmiş geçmiş de kalsın. Biz önümüze bakalım. Bitirelim, yeniden başlayalım. Ha, ay dur, çok felsefi kaçtı bana bu. Anlayamadım. Yani diyorum ki Koray. Tamam. Tamam. Yani. Ay bir dakika, şimdi bu affettim demek mi oluyor yani? Ay Ömüş. Ay Ömüş, çok mutluyum şu anda, çok. Hadi hayatım, kepçeyi halımız atalım. Nerede o? Koray. Ay dur, çok erken oldu değil mi hayatım? Biz heyecanlandım da. Ay sarılabilir miyim yeniden sana? Hayır diyor. Ay hayatım, çok mutluyum, çok. Şarap. Dur bir soluklanayım. Ben içeceğim. Belli ki içiyorsun zaten. Bir süredir. İlk değil. Öyle. Duracak mısın burada böyle? Genelde bu haldeyim. Yadırgamıyorum yani. Asılı kalmış halde yaşıyorum. Işıl. Arkanda bırak. Hallet artık. Bak ben günden güne... Düzeliyorum mu diyeceksin? Yapma Pamir. Bana yapma bari. Yetişemiyorum. Acil şirkete gider misin? Toplantım kaldı. Yasemin Kayalar bekliyor. Benim işe gitmem lazım. Pamir. Dur. Gitme. Burada kal. Bir bakayım sana. Yüzüne. Ne anlamı var ki? Pek de benzemiyorum zaten babama. Benziyorsun. Bakışın, ifaden. Aynı. Işıl bak. Babam öldü. Sırlarıyla birlikte gömülüp gitti. O yüzden senin de böyle ortalıkta olmanı, annemin bunu öğrenmesini istemiyorum. Belki destek oluruz annenle birbirimize. Neden engel oluyorsun ki? Şaka mı bu ya? Ölen adamın karısıyla metresi vefatın ardından birbirlerine destek oluyorlar. Nefismiş. Annem belki varlığımı hissetmişti. Yıllardır babanla birlikteyim. Anlamamış olamaz. Anlamadı. Anlasaydı durmazdı. O yüzden bence sen de kapat konuyu. Lütfen.
Ben çıkıyorum. İçme artık, toparlan. Alo Pamir Bey. Defne şirkette misin? Ha yok, evdeyim. Bugün işim yoktu. Defne sen iyi misin? Değilim. Yine mi gözyaşı Albert'in? Hani bulmuştun yolunu? Bulamamışım demek yani, aptalmışım. Neyse siz niye aramıştınız? Bir şeye mi ihtiyacınız var? Ha, yok, önemli bir şey değil. Pazartesi hallederiz. Ha Defne. Ha. Dün şirkete bir hanım gelmişti. Duymuşsundur, birlikte çıktık. Ha, evet, öyle konuşuyorlardı. O benim kız arkadaşım falan değil. Hatta eski kız arkadaşım da değil. Başka bir mesele. Anlatırım sonra. Anladım. Tamam. İyi günler. Bitirdin mi kız? Aferin ha. Evet. Hayırdır? Ne? Kim o? Kim? Ya kim arıyor da açmıyorsun? İşten mi kaytarıyorsun? Yok ya. Öyle bir şey değil. Sen bir bak bakayım bana. İyi misin abi? Ha? İyiyim. Bir şey yok yani, her şey yolunda. Aha. Yolunda her şey. Sorun yok yani, öyle bir sorun yok. Ha. İyi. Ha. Siz İso'yla maça gidecektiniz bu hafta, ne oldu o iş? Yok, gidemeyeceğiz biz. Niye ki? Öyle yani. Ayarlayamadık. Ha, iyiymiş. O zaman ben Fener'in maçına giderim. Ne dersin? Git. Git sen Fener'in maçına git. Pamir, gidiyor musun? Tamam, ben de yoldayım. Tamamdır, görüşürüz. Aytekin, tutuyor musun Yasemin Hanım? Ben geliyorum. Hatta Pamir benden önce gelir. Gitti. Ne? Gitti. Basıp gitti. Ben bir aşağı kadar inip geldim. Baktım ki gitmiş. Ne demek gitti ya? Nereye gitmiş? Bilmem. Beklemek istemedi herhalde. Aytekin, ben sana ilgilen demiştim. Ama ilgilendim Seda Hanım, daha ne yapayım? Bana ama ile başlayan cümleler kurma Aytekin. Ne oldu toplantı? Yetişemedik. Gitmiş Yasemin Hanım. O Yasemin. Evet Pamir. O Yasemin Hanım. Ben de diyorum ki cumartesi bışıklıkla böyle. Yapma şimdi. Yalnız ben hiçbir şey anlamadım. Aytekin, sen bize iki tane çay gönder. Benimki benimkinden olsun. Tamam mı? Gel Seda. Benimki benimkinden olsun neydi ya? Ne içiyordu ki bu adam? Thank you.
Seda. Neyin peşindesin? Anlat bakalım. Ne bileyim. Kurcalıyorum işte gerizekalı gibi. Hmm. Var mı bir şey diye merak ediyorsun. Değil mi? Yasemin'le Sinan arasında. Sinan da seninle aranda. Evet. Sinan bazen yakınlık gösteriyor gibi. Bende bir şey var diyorum. Ama sonra... Karışık sinyaller. Ha? Bunun pek çok sebebi olabilir Seda. Bakalım. Sinan Bey orada mı acaba kendileri? Hmm. Yemeğe çıktı. Kiminle çıktı? Bir hanımla. İyi tamam peki. Teşekkür. Bu kadar işte. Sinan hala eski karısını seviyor. Yasemin buraya geldi, birbirlerini gördüler. Hemen kardeşi verdiler. Olabilir. Sen peki? Ayrılma kararın ne durumda? Ayrılacaksan şimdi söyleme, kaldıramam. Ayrılmıyorum. Bir süre daha buralardayım Seda. Öyle mi? Ne şahane. Bir dakika. Neden? Şöyle Sedacığım. Hani bazen bir maçı kaybedersin. Her şey bitti sanırsın. Ama sonra anlarsın ki lig uzun. Derya, şey yap bak, bu orta parmağınla baş parmağın arasına sıkıştır. İşaret parmağını şöyle. Bak, şöyle yaparsan aslında çok... Ama sen bakmıyorsun ki bana. Sinan Bey, ben bunu Emre yesem. Ya da çatalla falan. Ki olur tabii, çatal daha münasip bir şey. Aa, ıspanak sos değil mi? Çok severim. Sen kusarsan ben de kusarım. Yapma. Su iç. Al su iç. Sinan Bey. Bir şeyler oluyor. Git ağzını çalkala. Koş. Ölüyorum. Koş. Yandım. Koş. Hadi. Ben ne yapıyorum burada ya? Bu Yasemin'den kaçacağım diye. Ben çok sıkıldım. Aşırlarla gözlerimi uyuyayım ya. İyi misin? Ne garip oldu ama değil mi? Sinan Bey, birbirimize aşk hayatımızdan bahsedelim mi? Ben mesela sizinkini çok merak ediyorum. Etme. Çünkü benim aşk hayatım yok. Ben öyle mendebur bir adam olarak yaşıyorum işte. Bir şey yok yani. Ha, öyle mi? İyi, o zaman benimkinden bahsedeyim. Bir kadının sevgilisi yoksa bile her zaman aşk hayatı vardır. Yani ya hoşlandığı birisi vardır. Hadi o da yoksa eski sevgilisiyle mesajlaşıyordur. Biz hiçbir zaman olaysız kalmayız. Benim mesela bu ara hoşlandığım birisi var.
Bence o da benden çok hoşlanıyor ama öyle aşık olmaktan korktuğu için biraz çekiniyor. Hani ilgilenmiyormuş gibi davranıyor. İlgileniyorsa ilgileniyordur. İlgilenmiyorsa ilgilenmiyordur. Öyle çok aşığım ama ilgilenmiyorum olmaz. Yok mu? Ama ben bütün hayatımı bu gerçeklik üzerine kurdum. Yani şimdiye kadar bana bakmayan adamların hepsi bana aşık. Değiller mi? Öyle. Sinem'e böyle bir şey yok mu? Var. Sen hayatını diva olarak yaşamaya devam et lütfen. Lahana turşusu. Hayır. Yok size demedim. O şey değil. Duş ya. Kahvesinin de makinesinin de. Şükrü! Ömer Bey, efendim iyi misiniz? Şu makine... Bu makine idaretendi zaten Ömer Bey. Yani şimdi bana Defne adres verdi. Yenisini ısmarladık zaten efendim. Merak etmeyin. Anladım, tamam. Ömer Bey, siz iyi değilsiniz efendim. Değilim Şükrü. Ne gidiyorum ne kalıyorum. Sıkıştım kaldım, kafesteyim sanki ya. Delireceğim artık ya. Ömer Bey, iyi günler, bir şey mi oldu? Sana sormak lazım Defne. Telefonlarını açmıyorsun. Aradığımda da sesin ağlamaklı geliyordu. İyi misin? Girebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Buyurun, siz böyle oturun. Ben de size bir çay koyayım. Yok, gerek yok Defne. Gel otur sen de.
Evde kimse yok mu? Restoranda işler yoğunmuş da bizimkiler onlara yardıma gitti. Evde sadece İso var, uyuyor. Yani bebek İso. Anladım. Defne, anlat bakalım. O kadar birlikte lunaparklara gittik, eğlendik. Az çok bir arkadaşlığımız var yani. Dinlerim. Çok sıkılırsam da söylerim. Küçük bir gülümseme gördüm orada. Çok fena bir şey oldu. Arada kaldım. En yakın arkadaşımla Ömer'in arasında. İso ile barışmadan Ömer'le yoluma devam edemem. İso benim için. Yani benim adıma kızgın. Anladım. İki arkadaş dertlerini birlikte yaşar. Duygular birbirine geçer. Biri affetse diğeri affetmez. Neticede İso'da hala benim yaşadıklarımın etkisi var. Yani aslında haklı ama... Ama Ömer de haklı diyorsun. Yani. Keşke anlaşabilseler. Zaten anneannemin de haberi yok Ömer'in döndüğünden, öyle görüştüğümüzden falan. Kızarlar mı? Üzülürler. Yok, kızarlar da. Hatta İso'nun verdiği tepkiyi misliyle verirler. Karışıkmış gerçekten. Niye böyle oluyor? Ay çok kızıyorum. Kime? Kendime. Ömer'e. Çelik gibi. Yani ondan bir parça koparamıyorum. Öyle sert, öyle dik ki. Her zaman kendinden çok emin. Hiç şaşırmıyor yolun. Her zaman doğrunun ne olduğunu o biliyor. Nerede durması gerektiğini. Sanki hiçbir boşluğu, hiçbir eksiği yok. Ve onun için de... Sana ihtiyacı yokmuş gibi geliyor. Galiba. Ona bir şey olmaz. Benimle ya da bensiz gücünden hiçbir şey kaybetmez gibi duruyor. Anladım Defne. Yani ben Ömer'i tanıyorum tabii. Kuzenim. Ama farklı göklerin altında takıldık biz. Yani ailelerden saklanan çocuk hep ben oldum. Ömer de böyle mutfakta oturabilen güvenilir adam. Evet ya. Hayır, bir insan nasıl bu kadar güvenilir olup aynı zamanda da bu kadar ürkütücü olabiliyor hiç anlamıyorum. Bir şey soracağım. Siz birlikteyken kriminal bir takım işlere mi karıştınız? Hayır, siz de takılınca yani sonu mutlaka bir karakolda bitiyor çünkü. Niye Defne, bela mıyım ben? Bilmem. Daha benim başımı belaya soktunuz. Ben soktum öyle mi? Yani en azından aklımı çeldiniz. Ben onu yaparım. Bak öyle bir huyum vardır. Bu kim ya? Defne ne yapıyorsun? Telefonu açmamak ne demek Defne? Açmak istemedim. Önce kafamı toplamak istedim. Gel yanıma topla. Aç telefonu konuşalım. Ne yapıyorsun ya? Pardon, ben evdekileri... Yok. Anneannemler evde değil. Olsa zaten... Ya olsa zaten konuşmazdın değil mi? Ben yanlış adamım ya. Eyvallah. Ömer selam. Şaşırtmaya tam da sırrına erdiğini sandım.
Ömer. Ömer ne oldu? Ömer ne olduğunu söyler misin? Ne bu yüzün hali ya? Sinan biz niye döndük? Ha? Ne? Sen nasıl kandırdın beni, ikna ettin? Biz... Ben ne dinliyorum ki seni? Biz niye döndük oğlum? Biz niye döndük ya? Oğlum bir sakin olur musun ya? Bir anlat ne oldu? Oğlum bak bunlar bana artık çok fazla geliyor, anladın mı? Yine geldim düşündüğüm Mertlerin içine. Yengem Tamir! Tamam. Tamam bir sakin ol. Tamam ne olur hadi bak bir nefes ver hadi. Lütfen. Tamam ne oldu hadi anlat. Lütfen. Sinan ben çok sıkıldım bak bu olup bitenden. Gerçekten çok sıkıldım. Oğlum Pamir bizim arkadaşımız lan. Kuzenim oğlum Elif benim. Kuzenim, kuzenim. Oho ben ne anlatıyorum ki? Diğeri amcam öbürü yengem. Arkamdan kimmiş çevirdiysen. Oğlum. Sinan bu nasıl dünya lan? Pamir Defne yaklaşıyor değil mi? Gözünün içine baka baka. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Ar damarımız yok. Gayet şerefsiziz her şey mübah. Sinan, bu nasıl dünya ya? Oğlum bir tane düzgün adam yok mu? Çok istiyorsun ya ondan. Yani bir şeyi çok isteyince öyle olur. İşte darbeye açık hale gelirsin. Olay bu. Bu Pamir niye gelmiş ya? Ha? Yani bir yıldır çalışmayan adamın ne işi var o şirkette? Defterin burnunun dibinde. Neriman Hanım tanıştırmış Seda'yla. Ne dedin sen? Neriman Hanım yengen tanıştırmış Seda'yla. Defne karar vermedi bence. Ben mirasımı Defne'ye bıraktım. Aşklara savaşta her şey mübah. Zaman zaman kirleteceksin ellerini. Neriman yengem mi sokmuş Pamir işe? Evet. Kalacak Defne'ye ve birden Pamir Neriman yengemin girişimiyle Defne'ye yaklaşıyor. Yani? Sinan ben bu filmi daha önce izledim. Anladın? Anlamadım. Ömer gibi bir basit dilden anlatır mısın şunu lütfen? Pamir Defne'yi tavlamak için tutulmuş. Biraz içeride kalsın diye. Kiralık aşk yani. Anladın?